Buyurunuz hocam. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Rabbim mübarek eylesin. Arkadaşlar, bir metin bitti. 2,5 yıl sürdü. Artık modern dönemlerde eser bırakmanın tek yolu kitap yazmak değil. Hatta bana sorarsanız bu çok daha kalıcı bir eser. Tarihte birçok eser, mahdutalar kaybolup gidiyor icabında. Sonradan okuyorsun falancanın falanca konuyla ilgili veya falanca alanla ilgili şöyle bir metni varmış ama kaybolmuş gitmiş. Mesela yakın zamanda bir derste geçti. İbn-i İshak'ın çok meşhur siyer metni, gerçi o bulundu. Siyer metni mesela yok değil mi? Kaybolmuş gitmiş. Ama burada öyle bir eser bıraktık ki bu eser kıyamete kadar kaybolmayacak. Sürekli olarak bazı böyle distopik sözler, efendim geleceğe yönelik böyle karanlık karartı vaat eden bazı böyle açıklamalar duyuyoruz ehlinden. Diyorlar ki bir gün petrol bitecek. Yani hemen hemen bu geleceği karartı, karanlık gösterenlerin içinden hiçbir tanesi bir gün elektriğin son bulacağını söylemiyor. Elektrik son bulmayacaksa teknoloji alabildiğine daha da artarak, gelişerek devam edecek demektir. Bir gün petrol bitse bile elektrik var olacak. Elektrik var olacaksa bilgisayarlar daha da gelişmiş bir halde var olacaktır. O zaman demek ki burada mecelle dersiyle ortaya ilelebet baki kalacak bir eser bırakmış oluyoruz. Bu önemli arkadaşlar. Biz zaten işte bundan dolayı e-medrese programına, projesine çok önem verdik. Yani bu klasik metinler bizim toplumsal benliğimizi oluşturan ve bizi bir millet yapan, bir milli benlik, bu milli kelimesini dini anlamında, dinin müteradifi olan anlamında ki milliyi kastediyorum. O milli benliği oluşturan, onun teşekkül döneminde ortaya çıkmış, kritik yerlerde, kritik aşamalarda varlığını ortaya çıkarmış metinlerdir. Metinler milletleri ortaya çıkartır, var eder. Metinleri insanlar yapar ama metin de toplumu yapar. Bizim medeniyetimizin bir ismi olacak olsaydı ben buna bir metin medeniyeti derdim. Hakikaten 1400 yıldan beri bugüne kadar her dönemde ön plana çıkmış düşünce, eylem, pratik, ahlak, yani hayatın bütün alanlarını, hatta eskatoloji denilen yani ölüm ötesi dünyayı bile şekillendirecek tasavvurlar işte bu metinlerden çıkmıştır. O yüzden biz metinleri okurken medeniyetimizi okuyoruz. Genelde arkadaşlar tarihçilik dediğimiz şey hep dikey anlamda, böyle bir anlamda bir kronolojik, yani tarih denildiğinde kronolojik bilgi aktarımı hep kastedilir. Yani dikey bir tarih okumasından bahsedilir. Halbuki dikey bir tarih okuması insanı sadece malumat sahibi yapar. İşte bu metinler aynı zamanda yatay bir tarih okuma anlamını ifade ediyor arkadaşlar. Yani bir fıkıh metni olduğunu, yani işte zaten buraya toplanmamıza vesile olan da bir fıkıh metni. Bir fıkıh metni yazılmış olduğu dönemde o toplumsal vasatı bize yansıtır arkadaşlar. Yani o sosyal matrisin, yani gündelik hayatın bütün alanlarını bizzat böyle nakış nakış kaydedildiğini gösterir. Bunun için çok mühimdir. Yani bir günde Osmanlı toplumunda esnafın gündelik hayatı nasıldı? Siyasetçilerin şeylerle, toplum fertleriyle ilişkileri ne düzeydeydi? İktisat ne seviyede işliyordu? İnsanların muarazaları hangi alandaydı? Çekişmeler, kavgalar, tartışmalar, mahkemeler, muhakemeler, yani bunlar hangi seviyede cereyan ettiğini işte biz bu metinler sayesinde anlıyoruz. Bundan dolayı da arkadaşlar bu metinler çok kıymetlidir diyoruz. Bu metinlerin kıymetli olduğu kadar nasıl sunum yapıldığı da önemli arkadaşlar. Şimdi bir metni eğer siz o içinde bulunmuş olduğu, yani metnin yazılmış olduğu coğrafyayı iklim yapısından kültürel kodlarına kadar baz alarak, yani bunu dikkate alarak, göz önünde bulundurarak bu şekilde bir sunum yapmazsanız metinden istifade edemezsiniz. Bunlar dönem içerisinde, zaman içerisinde çekilmiş fotoğraflara benzerler. Zaman zaman böyle Sultanahmet'le ilgili çekilmiş fotoğraflar görüyoruz değil mi? Veya çizimler var. Şu anda Sultanahmet'teyiz. Mesela bazı
fotoğraflar var, ne kadar değişmiş diyorsun. Şimdi bu o dönemdeki bir fotoğraf, o dönemde var olan şeyleri sadece yansıtır. Sen şimdi Sultanahmet'e o fotoğrafın çekildiği yerden Sultanahmet'e baksan, bir fotoğrafa bir Sultanahmet'e baksan ve desen ki bu fotoğraf Sultanahmet fotoğrafı değil kardeşim, burada bir uydurma, illüzyon var desen gülerler sana. O fotoğraf Sultanahmet fotoğrafı da Sultanahmet değişti. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bu metinlerin ortaya çıkmış olduğu ortamları, metinleri okuturken bununla birlikte yansıtmazsak, yani o toplumsal vasatı metnin içinde mündemiş bir vaziyette eğer vermezsek, metin doğru bir şekilde anlaşılmış olmaz. Metin kendisini bize açmış olmaz. Burası önemli. Burada arkadaşlar, özellikle tedris usulümüzde en önemli tedris usullerimizden bir tanesi de bu. Yani metnin ortaya çıkmış olduğu çağın şartlarını göz önünde bulundurarak metnin sunumunu yapmak. Ders buradaki bütün okunan metinlerde hemen hemen bunu görüyorsunuz. Zemahşeri tefsirinde yapılan bir yorumun ayete getirilen bir anlam kaymasının veya anlam kargaşasının içinde yaşamış olduğu toplumun siyasi kültürel kargaşasından bağımsız olmadığını zaman zaman tespit ediyoruz biz de. Ben de keşraf metni okutuyorum. Burası da çok önemli arkadaşlar. Eğer bunu kaybedersek, kaçırırsak, yani bunu göz önünde bulunduramazsak, toplumu tanıyamazsak, o toplumun ortaya çıkarmış olduğu metin bize bir şey söylemiş olmaz. Sadece zaman kaybı yaşamış oluruz. Onun için o toplumu da çok iyi bir şekilde anlamamız gerekiyor. Ben Siyer İbn-i İşan derslerinde, hatta bir dersin içerisinde uzun bir zaman, yani 15-20 dakika bir şeyden bahsetmiştik. Belki arkadaşlar hatırlar. Ne dedik? Hadis, uydurma hadisle amel etmek caiz değil. Uydurma hadis üzerine muhaddisler tükürürler. Hiçbir şeyine itibar edilmez. Ancak uydurma hadisleri toplayan bu kadar eserin varlığı bize bir şey anlatıyor. Bir dönemde niçin bir hadis uydurulmuş? Bu önemli bir şey. İnsanın yalanları insanın fantazileridir. Özellikle bakıyorsunuz bir patlıcanın faydası ile ilgili hadisler bir dönemde özellikle uydurulmuş ve bir coğrafyada uydurulmuş, belli. Patlıcanın faydasını ifade eden hadislerin siz çölün ortasındaki bir şehirde uydurulmuş olma olasılığını düşünmezsiniz. Belli ki bir tüccar patlıcan satacak. Bundan dolayı uydurulmuş. Yani o uydurma hadis literatürünün içinden çıkmış olduğu, o uydurulduğu dönemi yansıtmada eşsiz bir kıymeti vardır. Dolayısıyla bizim yatay tarih okumada uydurma hadis kitaplarının yeri de eşsizdir. Çok önemli bir yeri vardır. O dönemde uydurma hadislerin muhtevalarına bakarak neyin ravaçlı olduğunu anlayabiliriz. Yani burada bir şeye teşvik ediliyor, belli. İnsanlar oturmuş bunu, insanları bir yere sevk etmek için uydurmuşlar. Demek ki o revaçta bir şey, insanların makbul gördüğü bir şey, yani insanlar tarafından kabul edilen bir şey ki uydurulmuş. Bu da böyle düşünelim arkadaşlar. Onun için ben şahsen buraya mecelleyi dinlemeye geldim. Ortada çok ciddi bir emek var. 2,5 yıl böyle istikrarla, azimle, kararlılıkla, inatla, sebat ve istikamet üzere bir dersin icra edilmiş olması bana göre çok ciddi büyük bir olaydır. Demek ki bu bizim e-medrese sistemi bittiğinde bizim o bütün külliyatı hem dikey hem yatay anlamda bütün İslami ilimler müktesebatını ebediyete saklamış oluyoruz. Ben böyle kabul ediyorum. Metin toplumu oluşturur dedim. Metin bir milleti var eder dedim. Biz bu metinlerle bir toplum olduk. Toplumsal benliğimizi bunlar oluşturdu. Ve tarihteki siyasi gücümüzü de buradan alıyoruz. Şimdi iktisat tarihi derslerinde bir şey gördük. İbretlik bir şey. Osmanlı feodal sistemden, feodal sistem hiçbir zaman Osmanlı'da olmadı ama neden kapitalist bir düzen ve bunun olanakları Osmanlı'nın içerisinde gerçekleşmedi? Neden? Bunun önüne fıkıh geçmiştir. Ebu Suud Efendi'nin çok kritik bir dönemde 1600 yıllarında, 1500 yılların sonlarında vermiş olduğu fetvalar böyle bir toplumsal kapitalizmin önüne geçmiştir. Şimdi iş bunu iyi yerden kötü yerden de bakabilirsiniz. Eğer biz kapitalist bir topluma geçemediğimiz için üzülüyorsanız Ebu Suud'u lanetleyebilirsiniz. Ama yok, eğer buna biz gerçekten de Müslüman kalarak kapitalistleşemezdik, kapitalist olamazdık diyorsanız bu gurur verici bir şeydir. Ama ben bunun ikisini de, iyiliğini veya kötülüğünü değil, daha başka bir tarafını nazara vermek istiyorum arkadaşlar. Yani demek ki
bir metin, yani bir alim bir milletin istikbaline, gelecekteki kaderine sebep olabiliyor. Burada çok etkin bir rol oynayabiliyor. Churchill, İngiltere'nin yöneticisi, İkinci Dünya Savaşı'nın dünya siyasetindeki önemli aktörlerinden biri. O gün İngiltere'yi idare eden yönetici, oranın başbakanı veya cumhurbaşkanı artık her neyse. Şöyle hikaye anlatılır, ne kadar doğru bilmiyorum ama ibretliktir. Bu Churchill'e diyorlar ki, bir gün İngiliz sömürgesiyle İngiliz donanması arasında kalsan, bunlardan bir tanesini tercih etmek zorunda olsan, hangisini tercih edersin diye soruyorlar. Churchill, bu arada Churchill dünyanın en zeki insanları içerisinde de zikredilir. Böyle hazır cevaplığıyla, lafazanlığıyla, böyle deklase bir adam, böyle de bir adam ayrıca. Diyorlar ki İngiliz sömürüsüyle donanması arasında kalsan hangisini tercih edersin? Churchill duruyor, biraz düşünüyor. Diyor ki ya sömürge önemlidir. İngiltere'nin neticede ekonomik refahı sömürgelere bağlı. Ama elimde benim donanma olduğu müddetçe yeni yeni sömürgeler keşfeder, yeni yeni sömürgeler yaparım. Donanmayı tercih ederim diyor. Tekrar bir soru yöneltiyorlar. Diyorlar ki peki İngiliz donanmasıyla İngiliz ordusu arasında kalsan ne yaparsın? Hangisini tercih edersin? Diyor ki İngiliz donanması önemli tabii. Bütün gücümüzü, dünya üzerindeki hakimiyetimizi ona borçluyuz, ona bağlı. Fakat benim elimde ordu olduğu müddetçe o ordu kendi içinden yeni bir donanma, bir deniz kuvvetleri çıkarır diyor. İngiliz ordusunu tercih ederim. Peki diyorlar İngiliz ordusuyla İngiliz devleti arasında kalsan hangisini tercih edersin? Düşünüyor, duruyor, diyor ki tabii ki devleti tercih ederim diyor. Devlet dünyanın, belki yeryüzünün veya insanlığın en büyük organizasyonudur. Yani devlet yeniden bir ordu kurabilir diyor. Yani ordu önemlidir ama devlet var olduğu müddetçe ordu kurabilir. Ama devlet yoksa ordu ne işe yarar? Bir kaos meydana getirir. Peki İngiliz devleti ile İngiliz milleti arasında kalsan hangisini tercih edersin? Tabii ki diyor. Yani millet olmadıktan sonra devletin bir anlamı yok. Milleti tercih ederim. Millet var olduktan sonra kendi içinden yeni bir devlet çıkartır. Peki diyorlar. İngiliz halkıyla Shakespeare'in eserleri arasında kalsan hangisini tercih edersin? Hiç tereddüt etmeden diyor ki ben diyor Shakespeare'i tercih ederim. Çünkü İngiliz halkının içinden ikinci bir Shakespeare çıkar mı? Meçhul, belli değil. İhtimal, çok zor bir ihtimal. Ama Shakespeare var olduğu müddetçe o Shakespeare'in eserlerinden ben 10 tane daha İngiliz toplumu meydana getirebilirim diyor. Şimdi bizim metinler de aynen böyledir arkadaşlar. Bu klasik metinlerin böyle elimizin tersiyle bir kenara itip de küçümseyici bakarsak tarihimizden kopuk oluruz. Geçmişi olmayanın geleceği olması imkansızdır. Metinler bizim bir yönüyle de hafızamızdır. Ondan dolayı da arkadaşlar bizim benliğimiz bu metinlere bağlıdır. Evet, ben sözü her zamanki gibi uzattım, hakkınızı helal edin. Ama gerçekten çok heyecanlıyım. Mecelleyi ben de dinleyeceğim inşallah. Rabbim hepsinden razı olsun. Özellikle Abdullah Hoca'ya teşekkür ediyorum, hem de tebrik ediyorum. Bir annenin çocuklarını beslemek için kendini beslemesi gibidir. Hocanın sabahleyin derse gelmesi. Ben şimdi arkadaşlar kardeşlerimizi dinlemek istiyorum. Hepinizi saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum, kucaklıyorum. Hocam ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz bu güzel konuşma için. Şimdi artık sözü günün kahramanlarına bırakma vaktidir. Mecelle-i Ahkam-ı Adliye adlı eseri tanıtmak ve kısa da olsa bizlere de özetlemek için Sayın Abdullah Hocam sizleri, Ersel Karabulut kardeşimi, Yunus Emre Karadağ ve Eyüp Güneş hocamızı buraya davet ediyoruz. Buyurunuz.